ben Salih Encü'yüm. Provoski'de açıldı gözlerim yalan dünyaya. Yedi nüfuslu bir aileydik. Kaçağa gitmediğim zamanlar yerim anamın dizinin dibiydi. Göz bebeğiydim ben onun. Fakat kader ne yaparsın? Babam 14 yıl önce sakat kalmıştı mayına basarak. Babamdan söz etmişken arkadaşlarımın söylemeyi unuttuğu bir şeyi diyeyim size. Roboski'de insanlar bombalardan ölmüyorlar sadece. Bir de mayınlar var öldüren, yaralayan, sakat bırakan. Daha 18 yaşındaydım ben ölmeden evvel. O gece var ya, kusura bakmayın adını siz anın, ben demeyeyim. Gece dersem anlayın bundan sonra. İşte o geceden bir gün önce gözlerinin bebeği olduğum bırakmamıştı beni kaçağa. Küçükmüşüm, üşürmüşüm, askerler yaralarmış. Hele bir de öleceğimi bilecek olsa gayrısını siz hesap edin. Ah anam, daha nasıl anlatayım sana? Sınırın yollarından başka yol bırakılmadı bizlere. Ömrümün sonuna kadar dizinin dibinde mesut olurdum. Dünyanın onca gamı olmasa. Bir sonraki gece, yani o gece kararım karar. 37 arkadaşımın peşine düştüm. 38 bombaya doğru yol aldık birlikte. Arkadaşlarımın sözünü ettiği o aydınlığa birlikte yakalandık. 38 biz, 38 katırımız, 76 can. Nereden bilecektik katırların bizleri bombadan koruyamayacağını? Anamın göz bebeği yanarak öldü. Babamı aradı gözlerim. Herkesin babası buradaydı. Bir benim babam yoktu. Benim babam tek ayaklıydı. Onca yolu gelemezdi. Belki kızacaksınız ama bir çift sözüm var. Eğer beni öldüren bombalar adaleti de öldürmediyse adalet talep ediyorum. Herkesin hakkı değil mi adalet? Yoksa o kocaman pahalı bombalarını beni öldürmekte harcadığı için devletten özür dilemeli, hedefi şaşırmayıp beni öldürdüğü için genelkurmaya teşekkür mü etmeliyim?